EYT düzenlemesi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. EYT sonrası beklenen diğer bir düzenleme ise, 2000 sonrası emekli olanların maaş adaletsizdi. Çünkü 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanlar arasında önemli bir maaş farkı var. Uzun zamandan beri düzenleme bekleyen 2000 sonrası emekliler, 2000'lere adalet sloganını seçerek hak arayışa başladı. Binlere Adalet sloganı sosyal medyada da gündeme taşındı. Türkiye Emekliler Derneği'nin bu konuda uzun süreden beri girişimleri vardı. Tüt Başkanı Kazım Ergün, aradaki gelir adaletsizliğinin ortadan kaldırılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da mektup yazdıklarını duyurmuştu. Emeklilerin uzun yıllar devam eden hak arayışı mutlu sona ulaşmıştı. Milyonlarca EYT'li vatandaş geçtiğimiz günlerde kabul edilen EYT yasası ile emeklilik hakkını elde etti. Şimdi ise gündemde 2000 sonrası emeklilerin hak arayışı var. Gelir adaletsizliğinin ortadan kalkmasını isteyen 2000 sonrası emekliler Twitter'de, 2000'lerin hüküme hashtag ile konuyu gündeme taşıdı. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, 2000 sonrası emekli olanların, 2000 öncesi emeklilere göre daha düşük maaş aldığını belirterek arada gelir adaletsizliği olduğunu söylemişti. O adaletsizliğin giderilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazan Türkiye Emekliler Derneği Başkanı, 1300 Türk Lirası, eksem ile bu sorunu çözmenin mümkün olduğunu dile getirmişti. Şu anda seçimin gündemde olması emeklinin bu talebinde umutları arttırdı. Yani 2000 sonrası emekliler de seçim öncesi istedikleri ek zamı alabilir. Asgari ücret ve emekliler için bir zam daha açıklandı. Artık daha fazla ödeme almaya başlayacaksınız. Emekliler için olduğu kadar asgari ücretle çalışanlar için de güzel haberler geliyor. Daha fazla maaş artışı yolda. Memur ve emeklilere ne zaman ekzam yapılacağı açıklandı. Uzmanlara göre asgari ücret ve emekliler bayram edecek. Sayısız insan resmen rahat bir nefes alacak. Milyonlarca devlet memuru, emekli ve asgari ücret alanlar maaşlarının değişeceği günü heyecanla bekliyor. Çünkü yıl verilen ücret artışları halen hızla artan enflasyon karşısında adeta ortadan kalktı. Sonuç olarak daha fazla artış bekleniyordu. Seçim öncesi zam haberi memurun, emeklinin ve asgari ücretli çalışanların dikkatini çekti. Başkentin arka odalarında ara dönem zam iddialarına ilişkin spekülasyonlar genel seçimler öncesinde zaten başlamıştı. Bunun sonucunda emekliler ilk zam haberini sonunda aldı. Söylentilere göre AK Parti, yılbaşı için planladığı emekli maaşlarına 45 zam yapacaktı. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan maaşlara yüzde 30 zam yapıldığını açıkladı. Kalan yüzde 15'lik artışın ise, seçim öncesi, müjde olarak emeklilere duyurulması bekleniyor. Memurlar ve asgari ücret alanlar da ek zam talebinde bulunabilirler. Ancak henüz kesin bir tarih açıklanmadı. 10 Mart'ta AK Parti seçim platformunun detaylarını açıklayacak. Bu tarihlere kadar ek zamma ilişkin detayların açıklanması bekleniyor. Bayram ikramiyesi zammı da merakla beklenen bir başka haber. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, emekli memurlar ile dul ve yetimlere ödenen bayram ikramiyesine de zam yapılacağı iddiaları gündemde. İlk talepler, emeklilik bayram ikramiyesinin 4 kattan fazla artacağını gösteriyor. Yani her bayramdan önce 2500 Türk Lirası bayram ikramiyesi olarak ödenir. Ayrıca bayram ikramiyesinin en düşük emekli maaşına eşit olacağı ileri sürülüyor. Ek olarak bu iddialar ışığında hükümetin yakında bir açıklama yapması da bekleniyor. Türkiye'de merakla beklenen 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi müjdeli haberler gündeme düşmeye devam ediyor. Buna göre ise emekli ve asgari ücretli için açıklamalar gelirken, bu süreçte maaşlara da seçim ayarının geleceği bildirildi. AK Parti hükümetinin kolları sıvadığı ifade edilirken, bu süreçte emekli ve asgari ücretli için de gönüller yapılacak. Nisan ayı itibariyle zamlı aylıkların hesaplara geçeceği ifade edilirken bu süreçte zam oranları da kulislerde konuşuluyor. Türkiye'de memur ve emekliye %25 zam sonrasında refah payı ile birlikte bu oranlar %30'a kadar yükseltilmişti. Hayat pahalılığı sebebiyle emeklilere seçim öncesi de ara zam yapılması konuşulurken genel seçim öncesi de sıcak gelişmeler konuşulmaya başlamıştı. Türkiye'de milyonlarca emekli ve asgari ücretli için yılbaşında yüksek oranlarda zam yapılması beklenirken, asgari ücretli çalışanlara %54 gelirken, asgari ücret tutarı da 8.500 lira olmuştu. Emeklilere de refah payı dahil olmak üzere, %30 zam açıklanırken, en düşük aylıkta, 3.500 liradan 5.500 liraya kadar yükseltilmişti. Bu rakamların ilk etapta emekli ve asgari ücretli için iyi görünürken enflasyon sonrası da maaşların erimesi çok kısa sürdü. Türkiye'de asgari ücretli ve emekli eksan beklentileri sonrasında da yaklaşan genel seçim öncesi umutlar attı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği eksanma dair de çalışmaların yapıldığı iddia edilirken, bu konu ile ilgili de net açıklamalar henüz gelmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi sürpriz yapabilmek adına %15'lik zammı ertelediği ifade edilirken bu süreçte de yetkililerden açıklama geldi. Nisan ayı itibariyle de ek zam yapılması konusu gündemde değerlendirmeleri alınırken bayram öncesi de ikramiye ödemelerinin hesaplara aktarılması konuşuluyor. Türkiye'de emekli aylıkları ile ilgili araştırmalar sürerken bu süreçte de emekli aylıklarının asgari ücret seviyelerine de çekilmesi yönünde görüş bildiriliyor. Daha önce de sık sık gündeme gelen en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine de yükselmesi beklentileri var. Asgari ücret zammı ve emekli maaş zammı Ocak 2023'te belli olmuştu asgari ücretliye %54, ün üzerinde zam yapılırken, emekliye ise yapılan zam oranı %30 olmuştu. Ancak son zamanlarda yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle, asgari ücretlinin ve emeklinin maaşları yeterli gelmiyor. Bu sebeple de ara zam beklentisi oluştu. Özellikle yaklaşan genel seçimler öncesinde milyonlarca asgari ücretli ve emekli için bomba müjdeler peş peşe gelecek gibi görünüyor. Çünkü hükümet kolları sıvadı.